aşka hicret. Aşk çileyle yorulduğunda güzeldi. Onlar İslam ile evlerini ve kalplerini koruma altına alsalar da dışarıda zor bir dünya vardı. Bir avuç masum Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikleri gerekçesiyle akla hayale gelmez baskılara maruz kalıyorlardı. Her geçen gün işkenceler, ezalar, cefalar, sıkıntılar katlanılmaz hale geliyordu. Malları bir tarafa, canları bile tehdit altındaydı. Onların bunlara cevap verecek gücü yoktu. Baskılar şiddetlenirse bazıları dinini terk etmek zorunda kalabilirdi. Bazı sahabeler hem madden hem de manen daha iyi durumdaydı. Ama bazıları manen olmasa bile madden çok zayıftı. Üstelik onları koruyacak akrabaları da tam karşılarında yer almışlardı. Hazreti Sevde ve Hazreti Sekran da bu çaresizlerdendi. Akrabaları onları dışlamış, ortada bırakmışlardı. 616 yılıydı. Bu şehirde inançlarını yaşayamayacaklarını anlayınca Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın teşvikiyle her şeyi arkada bırakarak 82 erkek 18 kadınla birlikte kendilerine yeni bir dünya kurabilmek için Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın çilesini çeken, onun sallallahu aleyhi ve sellem için onun sallallahu aleyhi ve sellemin şehrini terk eden Hazreti Sevde gün gelecek, bu fedakarlığın karşılığını alacak, bedeni Habeşistan'a hicret ettiği gibi ruhu da alemlerin efendisinin sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hicret ederek müminlerin annesi sıfatına erişecekti. Hazreti Sevde sevda yollarında. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetini kabul eden ilk kadın Hazreti Hatice idi. O aynı zamanda sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine hicret eden ilk eşti. Hazreti Sevde ise aşk peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetini ilk alanlardandı. O gün daveti kabul etmiş, İslam'la şereflenmişti. Bu şerefli kullukta çok çileler çekmiş ama asla yönünü İslam'dan, kalbini Hazreti Mustafa'dan çevirmemişti. Yıllar sonra bu fedakarlığının karşılığını görecek, Hazreti Mustafa'dan bu sefer evlilik daveti alacaktı. Hazreti Sevde ve Hazreti Sekran'ın da içinde bulunduğu muhacirler Habeşistan'da rahattılar. Kimse inançlarına ve yaşamlarına müdahale etmiyordu. İnsan cennet gibi rahat ve güzel bir yerde olsa da sevgili uzakta olunca tat vermiyordu. Hele bu sevgili sevgililer sevgilisi Hazreti Mustafa aleyhissalatü vesselam olursa. Hazreti Mustafa'nın ocağının tüttüğü Mekke, Hazreti Sevdelerin gözlerinde tütüyordu. Mekke'de ortam biraz rahatlasa, sevgililer sevgilisi onları tekrar Mekke'ye çağırsa diye özlem ve hasretle bekliyorlardı. Nihayet o çağrı gelmişti. Hazreti Sevde ve eşi sevinçle yollara düşmüştü. Attıkları her adım onları biraz daha sevgiliye yaklaştırıyordu. Nihayet Mekke'ye varmışlar. Sevgiliye sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmuşlardı. Bir rüya olup kalbime alsan. Hazreti Sevde eşiyle zorlu ama güzel günler geçiriyordu. O günlerde hayatının akışını değiştirecek, kendisine müminlerin annesi sıfatını kazandıracak sırlı bir rüya görmüştü. Rüyada sevgili sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini Hazreti Sevde'nin omuzuna koymuştu. Belli ki Hazreti Sevde korumasız kalacak, sevgili sallallahu aleyhi ve sellem ona el verip destek olacaktı. O heyecanla rüyasını eşine anlatmıştı. Eşi duvarın arkasını görenlerden, hakikatin künhüne erenlerdendi. Rüyadaki sırrı idrak etmekte gecikmemişti. "Ey Sevde," demişti, "sen gerçekten böyle bir rüya gördünse
bu benim mutlaka öleceğime, senin de Peygamber Efendimizle evleneceğine işarettir. Sevgili sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz beni rüyanızda gördüğü zaman doğru görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez demişti. Peygamberimizin içinden geçtiği rüyalar sadıktı. Vakti saati gelince gerçekleşecekti. Hazreti Sevde de eşi de bunu biliyordu. Hazreti Sevde ne yapsındı şimdi? İşinden ayrılacağına mı üzülsün? Yoksa sevgililer sevgilisi sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacağına mı sevinsin? Birkaç gün sonra bir rüya daha görmüştü. Rüyasında bir yastığa yaslanmış haldeyken gökyüzünden inen ay başının etrafında dönmüş, sonra göğsüne girmişti. Bu rüyasını da eşine anlatmıştı. Hazreti Sekran bu rüyayla dünyadan hicret etme vaktinin geldiğini anlamıştı. Ey Sevde demişti. Bil ki artık benim ölümüm yaklaşmıştır. Ben öyle inanıyorum ki benim ölümümden sonra mutlaka evleneceksin. Gerçekten de Hazreti Sekran bu rüyadan birkaç gün sonra Rabbine, Hazreti Sevde de birkaç sene sonra sevgiliye sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacaktı. Sevda-i Muhammedi. O rüyayla artık sevgiliye sallallahu aleyhi ve selleme giden yollar sonuna kadar açılacaktı. Sevdenin sinesi bahara dönmüştü. Sevinci sinesinden taşacak gibiydi. Göğsü değirmen taşı gibi bir aşkı öğütüyordu. Aşkın değirmeninde un ufak olmuştu. İş artık sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin değirmeninin kapısını çalmasına kalmıştı. Kimimiz değirmen, kimimiz buğdayızdır. Kimimiz değirmenin içinde, kimimizin değirmen içindedir. Kimimiz aşkın içinde, kimimizin aşk içindedir. Aşkın birçok çeşidi var. Her aşk çeşidinin de binlerce hali var. Her insan bu aşk hallerinin her birine farklı boyutlarda yaşar. Hazreti Sevde her daim aşkın içindeydi. Ve aşkın bin bir halini bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Rüyasında ay göğsüne girmişti. O rüyayla aşk onu bütün nuru ve ruhuyla ay gibi sarmıştı. Şimdi tıpkı rüyalardaki gibi ayın halleri misali aşkla binlerce hal geçiriyordu. Bazen karanlık, bazen aydınlık, bazen buğulu, bazen açık duygular içinde gidip geliyordu. Nihayet halden, dilden düşerek aşkın son hali olan hilal halini almıştı. Aşkın karşısında hilal gibi eğilmiş, bükülmüş, kendinden geçmişti. Bu halleri onu bir zaman sonra Şakk-ı Kamer mucizesi sahibi, göklerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme eş kılacaktı. Modern zaman insanları bizler Hazreti Sevde gibi değiliz. O aşkın içindeydi. Bizimse aşk içimizde. Aşk bizde bulut gibi bir var bir yok. Güneşi görse kaçıyor, rüzgarı görse dağılıyor. Rabbine güzel kul ol denildiğinde bazımız tembellik ediyor. Kalbim temizleyip bir kenara çekiliyor. Modern zaman aşıkları bizler de böyleyiz işte. Biz de onlar gibi içimizden seviyoruz ama dışımızda bu sevginin varlığına dair bir işaret yok. Kainatta tesadüfe tesadüf edilmemiştir. Her hadisenin, hayalin ve rüyanın gayb veya şehadet aleminde bir karşılığı vardır. Zira hayatta her şey hikmet sahibi bir zat tarafından idare edilmektedir. Bundandır ki gerçek aşık her şeye ayet nazarıyla bakar. Biz aşkı, aşktan doğan duaları, rüyaları, tefeülleri, tevafukları hafife alıyoruz. Oysa aşk bedel ister. Musibet ne kadar şiddetliyse mükafat da o kadar çok ve kısa zamanda olur.
İnsanın Hazreti Sevde gibi sevdiğinin kanıtı, onun gibi aşkta halden hale düşebilmekte, elden ayaktan düşebilmekte. Ancak o zaman Hazreti Mustafa'lara eş olunabilir. Efendimizin eşleri aşkın içindeydiler ve aşkın bedelini ödeyerek ona eş olmaya hak ettiler. Bizde ise aşk sadece içimizde ve dilimizde. Yapmamız gereken hallerimize, yapmamız gerektirip de yapmadığımız şeylere baktığımızda gerçekte aşkın bizden ne kadar da uzakta olduğunu fark ediyoruz. Vah haseta, vah esafa, ne üzücü. Evet, aşk bedel işler. O bedel ödendiğinde insan Hazret makamına yükselir. Hatice'ler Hazreti Hatice, Zeynep'ler Hazreti Zeynep, Sevdeler Hazreti Sevde olur. Gerçek sevgiliyi kaybeden neyi kazanır? Onu kazanan neyi kaybeder ki? Hazreti Sevde, gerçek sevgiliyi kaybetmeyi göze alamamış, uğrunda her şeyi kaybetmeyi göze almıştı. Şimdi bir tarafta kainatın efendisi, sevgililer sevgilisinin eşi olacak olmanın heyecanı, diğer tarafta sahabe de olsa mevcut eşle yaşamak zorunda kalmak ızdırabı. Kim bilir kalbinden neler neler geçmiş. Sevgiliye sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaya vesile olsun diye ne çok hayırlar işlemiş, dualar etmiş, gözyaşları dökmüştür. Rabbimiz kimseye kaldıramayacağı yük yükletmez, kabul etmeyeceği duayı ilham etmez. Nitekim Hazreti Sevde'nin her dilden, her telden yaptığı duaları da kabul etmişti. O rüyadan 3 gün sonra eşini yanına alıp kendine dost yapmış, bir zaman sonra da Hazreti Sevde'yi Efendimizin aleyhissalatü vesselamın yanına aldırıp sevgililer sevgilisine eş yapmıştı. Hazreti Sekran dünyadan göçmüş, Hazreti Sevde 55 yaşında 5 çocukla dul kalmıştı. Artık sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olabilirdi. Ne var ki kadınlık onuru ve hayası ona sallallahu aleyhi ve selleme olan ilgisini açıklamaya engel olmuştu. İffetle beklemeliydi. İffetle hareket edildiğinde Rabbi sebepleri halk ediyor, dilekleri yerine getiriyordu.